Hepinize merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kızlar, artık evim yavaş yavaş toparlanıyor. Gerçekten çok mutluyum. Böyle düzenimi oluşturuyor gibiyim. Bugün daha da yakınlaşacağız o düzen oluşturma olayına. Şu dolap var diye köşedeki, birazdan göstereceğim. Orası aslında çok güzel bir, ya büyük, yani bayağı büyük, güzel bir depolama alanı. Ben yerleştiğimiz gün oraya Sebaş'ımın verdiği kavanozları koymuştum. Ama o kavanozları daha önceki evde kullandığım çekmeceli vardı ya, o şu an küçük odada duruyor. Orayı yapalım diyorum. Burada bayağı bir yer açılır. Ama yine buraya da işte atıyorum iki kavanoz, işte domates koyarım, bir iki reçel falan yine koyarız. Bir de benim plastiklerim, o gün yani plastiklerimi bulamıyordum. Meğersem ben bu en tepeye koymuşum onları. Şimdi onları da aslında plastikler orada güzel olur. Çünkü böyle kocaman kocaman leğenler orada güzel olur diye düşünüyorum. Oraya koyabiliriz. Başka buraya ne koyabilirim? Ya şimdi biraz daha karıştırmak gerekiyor. Çünkü mesela biz bu yandaki çekmeceler var ya, fırının yanındaki çekmeceler. Onları falan doldurdum ama onun en üstünde kepçelik yapacağım mesela. Yani onların da oradan kalkması gerekecek. Hani tekrardan bir yer değişikliği hepsi için olacak. Dediğim gibi bugün o dolabı, küçük odayı düzenleyeceğiz. Şimdi böyle bir başlayalım, bakalım gidişata göre neler yapabileceğimizi hemen bir göstereyim. Önce burayı göstereyim. Şimdi hani buraya böyle koyduk ya bunları. Buraya normalde şey gelecek, kaşıklık gelecek. Ben buraya kepçelerim falan koyacağım. Öyle düşünmüştüm. Burayı sadece çatal bıçak olarak, yani şunların hepsi falan orada olacak. O şekilde düşünmüştüm. Hatta burayı da böyle doldurduk ama ben buraya da baharatlarımı yapacağım yani. Bilmiyorum, bakalım artık bunları nereye geçireceğiz. Neyse, şu dolaba gelelim. Bakın bu dolap şöyle gidiyor yani. Hani bayağı bir alan var. Bayağı yığılmışım yani, görüyorsunuz. Şimdi bunları hepsini boşaltacağım. Sonra odaya gidelim, göstereyim. Bakın bunu buraya çıkarttık. Mesela bu yağları falan. Senin hiç istemiyor odada. Zaten bunları direkt mutfağa koyacağım. İşte bunu ne yapacağız bilmiyorum. Aslında çok gerekli bir şey değil bu. Bunu kaldırsak. Yani toz yuvası gerçekten. Bir şey de koymak istemiyorum. Şunlar falan aşağı gidecek. Ama şu an biraz işimiz var boyayla falan. Şu Melanie Home'da da şeylerim var, işte erzak kaplarım var. Bu halı, ayna, işte bunları ne yapacağız bilmiyorum. Toparlayacağız. Şu benim normalde salonda olan tablolarım. Evet, çamaşır kurutma falan, bunları işte bir yerlere depolamak gerekiyor. Şu çok kullanmadığım çeyizlerim var şu kolide. Yani bunu görüp çocuk falan sormayın. Çünkü çok garip bir şekilde bize geldi o. Duruyor şimdilik öyle. Hiçbir amaca hizmet etmiyor. İşte bu dolabı kullanacağız. Hatta ben biraz şey yaptım yani. Böyle yığdım. Bunları işte toparlayacağız. Burada kahvelerim falan var. Daha bunları alacağım buradan. Oho, hadi bakalım başlayalım. Gerçekten de bayağı düzenli koymuşum. Hemen kolay oldu. Hepsini çıkardım. Şimdi oraları da bir güzel sileceğim. Şunları kullanmayacağım artık. Bu çok dolu ama. Bu şimdilik dursun. Onları yıkayıp en yukarı dolaplarıma koyacağım. Bu arada kullanmadıklarımı kolye koymak yerine, yukarıdaki dolaplarım boş olduğu için, yukarıdaki dolaplarıma koyacağım. Şurada da kaplarım var. Onları alacağım şimdi. Ondan sonra ne yapsak, şey mi yapsak, kaplarımı mı yerleştirsem, yoksa önce bunları bir ortadan kaldırmak için çocuk odasına mı yerleştirsek? You want to do is run.
Şimdi bu tarafta ilaçlar var. Buraya böyle ıvır zıvır mumları falan koydum. Burası da yine böyle ıvır zıvır şeyler. Buraya ben süpürgeyle şeyler koymuşum. O zaman bu da bir yığıntı sonuçta. Bu aparatlarımı da Dyson aparatlarını da yine buraya koyayım. Da şu çok büyük, sığmaz. Şu en azından küçükleri koysam. Ama bunu ne yapacağım? Yani bunu da koymam. Aa, oldu böyle kız. Bu ne? Garantisi falan mı acaba? Şimdilik zaten birçok parçasını şeye atacağız. Daha montelemedik duvara. Yerini belirledim. Gösteririm şimdi. Oraya asacağız. Şimdi böyle koyalım. Güzel oldu. Ha, bu da zaten şey işte. Duvara monteleme aparatı. Da hepsini böyle bir koyalım. Yeri belli olsun. Bu çivileri herhalde. Şimdi bu benim biliyorsunuz göz bebeği süpürgem. Bu arada ben Dyson aldım ama bu süpürgemden memnun olmadığım için değil. Çünkü size bu süpürgeyi çok övmüştüm. Hala daha çok memnunum. Dyson almamdaki tek ama tek sebep, gerçekten tek sebep saç dolanmıyor olması. Başka hiçbir sebebi yok. Yine onu da kullanıyorum. Şimdi robot burada. Yani buraya ben priz yoktu, priz yaptırdım. Bakın şu şey bitiyor ya, vestiyer bitiyor. Hemen şu duvara Dyson'ı sabitleyeceğiz. Yanında da süpürge. Yani böyle düşündüm. Hem de biraz da ölü alan. Çok böyle yanlardan falan görünmüyor. Bu şekilde düşündüm. Bence güzel olacak gibi. Yani oldu hatta yani. Alıştım ben bayağı elimin altında. Geçerken alıyorum süpürgeyi. Süpürüyorum yani. İyi oluyor. Geldi yine. Bakın ben buraya bunları koymuşum. Hiç de hatırlamıyorum. Onları oradan alacağım. Şu dolaplardan birine yukarıdaki pardon kullanmadıklarımı koymuştum. Yine o koliyi de açacağım. Kullanacaklarım var. Hatta gelin beraber bir açalım. Bakalım bakalım neler varmış içinde. Oh, şu kutuyu da atacağız ya, çok mutluyum. Şimdi evet. Yani normalde en sevdiğim artık yani önceden ne kadar meraklıymışım böyle desenli çay bardaklarına. Şu an ihtiyacım olsa bu çay takımımı kesin açardım. Ama yukarı kaldıracağım. Ay çok da güzelmiş. Gerçekten desenli çay takımı almayın. Yani makinede illa bir çıkıyor yani. Tabağa şey renkli olanlar soyuluyor. Oluyor yani. Ben bunları kullanırım. Lazım bana çok. Şimdi bunları kullanacağım. Kullanacaklarımı ayırayım. Sonra hatta şöyle kamerayı bir sabitleyeyim, size de göstereyim. Bunlar şey tavalar için çizilmesin diye bunları alıyorum. Şunlar Allah'ım yarabbim ya. Ne bu biliyor musunuz? Böyle şeyin içinden yumurta haşlandı ya, yumurtayı alacağız. Hey Allah'ım ya Rabbim. Hey Allah'ım. Sonra bu fincan takımı aslında çıkarabilirim. Bu bana hediye gelmişti. Onu şu an ama ihtiyacım da yok yani. Bir ayırayım bakayım bunu şimdilik. Şu kaydırmaz fındıklı. Evet, bunları aslında
hem ihtiyacım var hem ihtiyacım yok. Ay çok da güzelmiş. Bir anda ihtiyaç duydum. Bunu kullanalım. Oo, iki tane var. Bak sunum için güzel olur. Böyle güzel olur. Büyük büyük. Ay hiç açmadım ya. En sanık kızartma tenceresi. Hiç açmadım yani. Yine kaldıracağım. Bu ne? Ha, bu normal şey. Ben bunları at böyle çikolata kutusu falan yapmak için tutuyordum. Yine kalsın tutacağım yani. Yine saklama kabı. Aslında bu daha mantıklı. Porselen mi bu? Bunu kullansam plastikten daha mantıklı geldi şu an için bana. Yerim de yok. Kız nereye koyacaksın sen bunları? Ama neyse şimdilik bir yukarı kaldırayım. İhtiyaç halinde indiririz. Sonra çerez seti diyor. Çerez seti ne beğenmedim. Bir de büyüğü var galiba. Bunu yine kaldıralım. Hatta bundan bir şey daha var. Takım daha var. 4-4-8 ile kaldıracağım. Bir de meşrubat bardaklarım var bunun. Galiba. Mandallarım var. Hiç ihtiyacım yok. Ama çok güzelmiş. Yani ne kadar tatlı. Sepeti bile var. Şu kaşıklar. Aslında böyle bunları çok kullanıyorum da şeyli değil işte. Deterjan bunları emiyor yani. Kullanmak istemiyorum. Bunlar borcam. Aman aman. Allah'ım borcam görmek istemiyorum artık. Bir de şöyle bir yağlık galiba ama kapağı yok. Bunu da yine yukarı kaldıracağız. Bu kolden de kurtulmuş olduk. Size şimdi saklama kapları diyorum. Şeyleri göstereyim mi? Allah! Adını unuttum kız. Erzak kaplarımı. Bunu da bana ablam hediye aldı. Ay inşaatta baksanıza toza bakın. Bunların hepsini tabii ki de makineye atacağım. Ve bundan sonraki video muhtemelen bu bakliyat düzen videosu olacak gibi görünüyor. Çünkü yapmam lazım artık. Şöyle boy boy her boyu var. Füme renk aldık. Sonra bunlar da şeyler küçük olanlar bakın baharatlar için. Sanırım bir 12 tane var mı baharattan? Ya bu çok parçalıydı. Gerçekten bayağı bir şey var yani parçası var. Bir sürü boyu var. İşte bunları çok güzel bir düzen yapacağız kızlar. İnşallah yani hayalimdeki gibi olmasını istiyorum. Şimdi ben bunları bir güzel götüreyim, ayırayım. Yerleştirelim. Kullanmadıklarımı şöyle koydum. Güzel oldu. Şimdi buralar hala dağınık. Şunu kullanmaya karar verdim. Üçlü hem de iç içe giriyor. Gayet mantıklı geldi. Şimdi alt tarafa ve en arkaya yağlarımı koyacağım. Yapma bunu. Allah'ım nasıl olacak? Yüksek geldi. Tamam altı olmuyor ama üstü oluyor. Şurası şey de şöyle soktuktan sonra içeriye. Tamam. Allah'ım ya o kadar korktum ki anlatamam. Tamam mecbur bunları buraya bakayım şöyle bir. Tamam. Önüne açılmış olan ayçiçek yağı. Zeytinyağı ve açık olan zeytinyağımız. Tamam. Evet orası öyle. Tamam bayağı iyi oldu. Şimdilik bana yer bulamayacağım için unumu da şöyle bir koyayım. Şu kapları falan nasıl yapacağız ya? Alt tarafa şöyle leğen türü şeylerimi koyacağım. Bunu sık kullandığım için biraz önde olacak. Şunu neredeyse hiç kullanmıyorum. IKEA'dan almıştık. Temizlenmesi çok zor çünkü.
Tepsilerimi koyacağım. Bayağı bir tepsim var. Kızlar şimdilik, yani yine şimdilik diyorum ama yapacak bir şey yok. Burayı böyle yaptım. Yani bunları koydum. Sonra alacağız ama işte bu erzakları falan ayarlayalım. Öyle bunları elimin altında oldu aslında. Rahat oldu. Şurası işte boş. Arıtma var. Yani buraya da normalde şunun üstüne falan bile koyuyorum çok kullandıklarım ama bir şey koymak istemiyorum. Şuraya zaten şey gelecek. Çöp kovası gelecek. Bakalım artık. Şimdilik böyle oldu yani. Ama her şeyimi koydum yani. Hani iyi oldu. Şu an için memnunum. Tabii farklı, yani şunlar falan saçma oldu ama şu an için yapacak bir şey yok. Hani bunları falan düzenlemem gerekiyor. Daha geniş bir yere alıp böyle güzel güzel koymam gerekiyor. Bakalım, aslında normalde şey yapabiliriz. Şu an çok mantıklı geldi. Buket kalıplarını alabilirim. Buraya koyabilirim. İşte buradan kullandığım kapları, kullandığım, kullanmadığım hepsini koyabilirim. Çünkü hani buraya yetişebiliyorum yani. Olabilir. Bakalım artık, zaman içinde değiştireceğiz. Kızlar, Hüseyin bana yardıma geldi. Durum şu anda. Şimdi bu parke bize lazım. Bir tane parkemiz sıkıntılı yapılacak. Boya lazım. Götürmeyeceğiz. Bunu bir sileceğiz. Şimdilik duracak. Büyük ihtimalle bunu satacağız. Çünkü boşuna yer kaplıyor. Kamp sandalyelerimiz. Bunları kullanıyoruz. Sahile gidiyoruz. Kurutmalıkları öyle koydum. Şöyle göstereyim biraz uzaktan. Zaten çekmeceler doldu. Güzel oldu yani. Burası böyle. Bunları koyduk. Kitaplar var. Sonra bunların çoğu atılacak yani. Burası boşalacak. Oradan da böyle bir iki kutu işte şöyle yaptım. Böyle koydum. İyi oldu yani. Toparlandı. Şimdilik durum böyle. Birazdan belki Hüseyin yapar mıyız acaba camı? Ne yapacağız? Şeyi işte kapatmak için balkon camını. Söz vermiyor. Belki onu da yaparız. Onu da yaparsak bugün bayağı bir şey yapmış oluyoruz. Son durum böyle. Ferah ferah. Bunu vallahi koyduk gene. İyi ki de koymuşuz. Baksanıza her şeyimizi aldı. Dediğim gibi şunlar sonra gidecek. Şimdilik oradalar. Bu pompa. Bunlar işte şu gidecek. Bu merdiveni yine atmadım. Dursun dedim. Tamam, güzel oldu yani burası. Bakın şu ferahlığa. Şu gidecek. Şu gidecek. Şeyleri arkaya koyduk. İyi oldu. Aynayı da arkaya koyduk. Çekmeceler de doldu zaten. Bayağı güzel oldu. Hadi şöyle bir daha göstereyim hemen hızlıca. Bayağı kapı da çalıyor. Ferah oldu. Güzel oldu. Mutfağımda bunları yıkadım. Şunlar yıkandı. Şunlar kuracak. Şu büyük kavanozları yukarı kaldıracağım. Hüseyin'e papatya çayı yaptım. Yemek yapacağım şimdi. Yani burası da işte yine böyle oldu arkadaşlar yani. Şu an için yapabileceğim çok bir şey yok buraya. Ama yani genel olarak evin durumundan memnunum. Bir sonraki videomuz burayı düzenlemek olacak. Ve dedim ya pencere kapatma diye. Bakın şu pencerenin arkasında benim dolabın arkası var. Hani şöyle daha güzel bir görüntü olsun diye buraya şey aldık. Adını da unuttum ya. Neyse. İşte burayı yapıştıracağız. Alt tarafı da yapacağız. Güzel olacak. Daha yok vallahi, ikna edemedim. Bugün yapmayalım dedi. Başka bir gün yapacağız. Ben de yoğruldum. Vallahi daha yemek yapacağım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.